Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Çalışan arkadaşlara kolay gelsin diliyoruz arkadaşlar. Evet, İzmir'i yorumladım. Görüntülü bir video çektim arkadaşlar. Onu sizlere paylaştım. İzmir'imizi yorumladık. Şimdi görüntülü çekemiyorum. Laptop'tan çekmiştim, oğlanın laptopundan. Maalesef laptop aldığı için tekrar gene bu görüntüsüz olarak çekiyorum arkadaşlar. İnşallah kamera alıp size görüntülü olarak tekrar ulaşmak isterim tabii ki. Evet arkadaşlar, sabahki koşularımızda maalesef gene olmadı. Bir türlü yazımız, atlarımız yok, aralarda kaldı, bir şeyler oldu, gelemedi. Ama son ayaktaki 4-6 ikilimizi aldık arkadaşlar. Ondan da 1040 lira bir kazançlı duruma geçtik arkadaşlar. Yani zararımızı çıkartıp karımıza da geçtik. İnşallah ikili alıp oynayanlar olmuştur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Adana koşularına geçeyim. 7 koşulu bir program var. Güzel bir programımız var yarın için. İkinci koşudan altılı ganyanımız başlıyor. Handikap 16. 4 ve yukarı Araplar 1400 kum. Kumla başlıyor arkadaşlar. Altılımızın ilk ayağı. Adana'da harika koşan arkadaşlar, bir türlü özlediği birinciliğe ulaşamayan ve bu sefer şeytanın bacağını kıracak diye düşündüğüm arkadaşlar, 2 numara kördüğüm tek olarak sizlere öneriyorum. Benim kuponum da yarın tek olacak. İnşallah yarın bunu tek getiririz ve de geri kalan 5 koşumuza da güzel bir şeyler yazarız arkadaşlar. İkinci koşuya geçtiğimizde handikap 14, 4 yaşlı Araplar 1900 kum. 1900 kumda Adana'da kazanan, 1900 kumda 3. olan 2 at arkadaşlar buraya çıkıyor. İlk atım 1900 kumda atom saçının arkasında 4. olan 42 günlük aradan sonra pistlere çıkan 5 numara atlı kan ilk atım olarak ekürler arkadaşlar. Sizlere öneriyorum arkadaşlar. İkinci atımda zaten demin bahsettik. 1900 kumda Adana'da kazanan, 1900 kumunda tekrar 3. olan 2 numara atom saçını sizlere öneriyorum arkadaşlar. 2 at buraya yeterli görüyorum. 2 ile 5 olarak buraya yazarsak rahat bir yarış seyrederiz. 3. koşuya geçtiğimizde şartlı 4 dişleri mahsus yamak 2 koşu 3 yaşlı yukarı İngilizler 2000 kum. 2000 kumu kazanan Adana'da arkadaşlar 1 numara yine kazanmaya yakın görüyorum. 1 numara Daniel Kaya idaresinde. 1 numarayı gene kazanmaya yakın görüyorum. Ama burada rakip enerjim arkadaşlar. 2 tane rakibimiz var. Bir tanesi bomba olacak. Gerçekten yani bir de takibimdeki bir at bomba olacak atımız. Yani 1 numaraya rakip, 2 numaraya arkadaşlar Boyle'i rakip olarak görüyorum. Buranın bombası da Victor Golop yavrusu arkadaşlar olan 8 numara en ufak hatayı affetmez diyorum. Mutlaka kuponlarda bulunsun diyorum arkadaşlar. Benim kuponumda 1-2-8 olarak yer alacak. 4. koşuya geçtiğimizde maylen bir koşu.
3 yaşlı Araplar 1500 kum. 1400 kumu Adana'da ikinci olan Mahsum Turan'la arkadaşlar koşacak olan 4 numara çılgın ejder ilk atım olarak sizlere öneriyorum. Rakip 1400 kumu ikinci bitiren çılgın ejderin yani 5. olan arkasında arkadaşlar 7 numara Kurşunoğlu olacak ikinci atımızda. İlk startında Çim'de iyi koşan Hişman'la gene Hişman var arkadaşlar. 1 numarayı da 3. atımız olarak sizlere tavsiye ediyorum. Yani kısacası 4, 7 ve 1 olarak 3 atla buraya geçersek iyi olur diye düşünüyorum. Tabii ki tuttuğunuz atlar varsa ilavelerinizi yapabilirsiniz tabii arkadaşlar. 5. koşuya geçtiğimizde şartlı 4 3 yaşlı İngilizler 1200 kum. Burada da gene 3 atımız ön plana çıkıyor. Bir sene sonra kuma çıkacak olan arkadaşlar 2 numara ilk atım olarak sizlere öneriyorum. Mahsun Turan idaresinde koşacak olan atımız yani 2 numarayı ilk atım olarak sizlere öneriyorum. Ali Kaçmaz idaresinde koşacak olan 6 numara ikinci atımız olarak sizlere öneriyorum. Bakmayın 253 gün ara verdin arkadaşlar. Yani biliyorsunuz ne ara verip gelip koşuları kazanan atlarımız var. Sonra son olarak da arkadaşlar 1400 kumu birinci, 1200 kumu üçüncü olan yani üçüncülükle bitiren 4 numara Levent Bey 3. atımız olarak sizlere öneriyorum. Yani burada Erdemirci büyük ihtimalle yarın favori çıkabilir. Ben kuponuma yazmayacağım. Yani yazmak isteyen arkadaşlar varsa da tabii ki yazabilirler. Benim kuponumda yer almayacak. Onu da dile getireyim. Evet, burada da dananın kuyruğu kopacak arkadaşlar. Şartlı 5, 3 yaşlı Araplar 1500 kum. Gerçekten zor bir koşuyla karşı karşıyayız. Yani belki yarın bu son koşuda meblağı belirleyecek bir koşu olacak gibi görüyorum. Çok zor bir koşu. Şimdi şöyle 1400 kumda Kocaeli'de üçüncü oldu. Ama harika dereceyle üçüncü oldu arkadaşlar. İlk atım olarak sizlere 14 numarayı yazmanızı tavsiye ediyorum. İkinci atımda 12 numara olacak Selda Hanım. Mutlaka kuponlarınıza ilave etmenizi isterim. Üçüncü atım 16 numara Asil Gülnur. Üçüncü atım olarak sizlere. Dördüncü atım 1 numara Hadra kızı mutlaka kuponlarınızda bulunsun arkadaşlar. 5. atımız 13 numara Şifaycan olacak. Bunu da kuponlarımızda bulunmanızı istiyorum. Son olarak da arkadaşlar 7 numara Bahar Gözlüm. Bunu da kuponlarınızda bulunsun derim arkadaşlar. Yani yarın dananın kuyruğu bu koşuda kopacak arkadaşlar. 6 atımız var. 6 atı da önerdik. Tabi sonradan 9, 10 bunlar da çıkıyor. Yazmak isteyen arkadaşlar bunları da ilave edebilirler. Yani olabilir diye düşünüyorum. İnşallah yarın yazdığımız gibi gelsin. Şanslı kişiler bizler olalım. Bakalım İstanbul yarışları da başlayacak arkadaşlar. İnşallah İstanbul'dan bir şeyler tuttururuz ve kazançlı duruma çıkarız. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın. İnşallah yarın, bugün İstanbul'da sevinen bizler oluruz. Güzel bir hafta sonu geçiririz inşallah. Herkese hayırlı akşamlar.